Tansu Çiller'in geçirdiği bir kaza sonucu ayak bileği kırıldı. Çiller'in ayağındaki kırığın parçalı olduğu belirtildi. Tansu Çiller tedavi için tarifeli uçakla İzmir'den İstanbul'a getirildi. Oğluyla birlikte İstanbul'a gelen Çiller, Atatürk Havalimanı'ndan alınarak ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Türkiye'ye Birleşmiş Milletler Çevre Programı tarafından ozon tabakasını koruma onur madalyası verildi. Türkiye 1991'de taraf olduğu ozon tabakasını incelten maddelere dair ilgili ulusal ve uluslararası çalışmaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda izlemeyi sürdürüyor. 2009 yılından itibaren ise üretimi yasak olan ozon tabakasını incelten maddelerin ithalatına yönelik çok sıkı kota önlemleri uygulanıyor. Çevre konusunda atılan önemli adımlar sonrası Montreal protokolünün uygulanmasında başarılı ülkeler arasında yer alan Türkiye, Birleşmiş Milletler Çevre Programı tarafından Avrupa ve Orta Asya Bölgesel Ozon Ağı Ozon Tabakasını Koruma Onur Madalyası'na layık görüldü. Afganistan'da devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turu sonuçları üzerindeki tartışma büyüyor. Seçime katılan adaylardan Abdullah Öcalan büyük çapta hile karıştırıldığını belirtiyor. İddiaların araştırılmasını istiyor. Diğer aday Eşref Gani ise seçim sonuçlarının açıklanmasında gecikmenin kabul edilemez olduğunu belirtiyor. Ancak seçim komisyonu planlandığı gibi ön sonuçların bugün açıklanacağını duyuyor. Afganistan'da 14 Haziran'da gerçekleştirilen devlet başkanlığı seçimleriyle ilgili hile iddiaları bitip tükenmek bilmiyor. Seçime büyük oranda hile karıştırıldığını iddia eden her iki aday Abdullah Abdullah ve Eşref Gani Ahmetzai iddiaların geniş bir şekilde araştırılmasını istedi.